ağacın kurdu kendi özündendir derler. Sen de hanedan ormanın bir ağacısın. Tıpkı benim gibi. Benim kurdum gençlik belasıydı. Saltanatın yükü omuzlarıma bindiğinde o muazzam kudreti taşıyamadım. Nihayetinde hiçbir padişaha reva görülmeyen alçakça bir oyunda tahttan edildim. Bir hayvan gibi sokaklarda gezdirip sonra katlettiler beni. Peki sen Murat, senin kurdun ne? Seni içten içe yiyip bitiren şey ne? Benim vaziyetim de senden farklı değil. Ben tahta çıktığımda senden daha küçüktüm. İşin aslı, kaderlerimiz aynı. Kaderimiz aynı değil Murat. Senin kurdun başka. Sen benden güçlüsün. Herkes korkuyor senden adını işitince. Bir demir yumruk gibi indin üzerlerine. Doğru. Yasaklar koydum. Dehşet saldım herkese. Ahaliden, askerden yüzlerce insanı idam ettirdim. Öyle ki birçoğunun canını bizzat aldım. Lakin ilk defa verdiğim bir karar hanedanımdan birilerine zarar verdi. Evvela Gevheran. Canına kıydı. Akabinde Ayşe. Evlatlarımla birlikte kendini zehirledi. Kana bulanmaktan korkuyorum demiştin. Delikanlı, zalim bir padişah olmaktan korkuyorum. Zalim olmaktan. Ben hiçbir şeyden korkmam. O vakit küçüktüm. Dediğinin manasını kavrayamamıştım. Lakin şimdi anlıyorum. Ben de korkuyorum abi. Zalim olmaktan. Olmadım zaten. Olmadım zaten. Sen bir hükümdarsın Murat. Tüm cihanda yedi iklime hükmediyorsun. Şüphesiz ki böyle bir kudret firavunlar doğurur. Lakin unutma, her firavun da kendi Musa'sı ile birlikte doğar. Saltanat dediğin işte bu ikisinin kavgasından ibarettir.
Mesele şu. Sen hangisi olacaksın? Belki de ben Musa'mı çoktan kaybetmişimdir. Firavun'umla baş başa kalmışımdır. Oysa ben böyle olmasını istemedim. Allah şahidim olsun. Ben bu yüce devleti adaletle, merhametle idare etmek istedim. Merhamet? Ben sana merhametin sonunu göstereyim mi kardeşim? Tüm kullarım bir olup kıydılar bana. En vahimi de ne biliyor musun Murat? Ailem dahi ihanet etti bana. Sevdiklerim attı beni o çukura. Kimse işitmedi çığlığımı, kimse yetişmedi imdadımı. Ne askerim, ne paşalarım, ne ulema, ne ahali, hiç kimse. Validen bildiğim Kösem Sultan bile. Validem yardım etmeye çalıştı sana, ben şahidim. Yetişemedi. Akabinde intikamını aldı. Benim için değil. Senin için yaptı. Başıma gelen başına gelmesin diye yaptı. Zira bana ilk taşı atan da kendisiydi. Kardeşim Mehmet'e kıydığım için düşman kesildi. Evvela emirlerimi içe saydı. Vakti gelince de tahttan indirdi. Validem asla kıymazdı sana. Asla deme Murat. Ben dahi kıydım kardeşime. Asla deme. Demem o ki... kimseye güvenme. Etrafındaki herkes fitne fesat içinde. Kuyunu kazacaklar. Zinhar zaaf gösterme. Halime bak da... İbret al. Aksi halde benim gibi bir yan kalırsın.